Arkadaşlar Evde Kal deneme serisinin 6. sayısıyla karşınızdayız. Hepinize kolay gelsin, iyi çalışmalar. Birinci soru arkadaşlar uzay araştırmalarıyla alakalı bir soru. Metinden hangi seçenekte verilen sonuç çıkarılamaz demiş. Metni okuduğumuzda uzay araştırmaları sırasında fark edilen, geliştirilen ve daha sonra günlük hayatta kullanmaya başladığımız araçlar çok fazladır. Uzay araçlarını aşırı sıcaktan karşı koruyan materyal ince bir levhanın alüminyum folyo ile kaplanması ise üretilmiştir. Uzun sürede uzay yolculukları sırasında yiyecek ihtiyacını karşılaştırmak için zenginleştirilmiş gıda geliştirme çalışmaları yapılmıştır. Yapılan bu çalışmalar günümüzde bebek mamalarının içeriğini oluşturmuştur. Kızılötesi ışınları füzeleri takip eden antenlerin sıcaktan etkilenmemesi için şeffaf ve oldukça sağlam seramik bir madde geliştirmiştir. Geliştiren bu madde yıllar sonra görünmez diş telinin üretiminde kullanılmıştır. Uzay istasyonlarının herhangi bir yerinde yangın olduğunda ya da zehirli gaz sızıntı olduğunda astronotlara uyarmak için duman dedektörleri geliştiren bilim insanları daha sonra bu teknoloji hayatımıza yansıtmışlardır. Arkadaşlar soruya baktığınızda uzay araştırmaları için üretilen teknolojilerin günlük hayattaki yerinden bahsediyor. Buna göre hangisi çıkarılamaz diyor. Uzay araştırma sırasında icat edilen ürünler sağlık sektöründe hayatımızı kolaylaştırmıştır. Diş teli. Uzay araştırma sırasında geliştirilen teknolojiler yalıtım malzemelerinin üretilmesine zemin hazırlamıştır. Burada bakın sıcaktan soğuktan koruma. Günlük hayatta kullanılmak için üretilen malzemeler daha sonra uzay araştırmalarında kullanılmıştır. Doğru, bu da var. Ancak uzay araştırmaları sırasında geliştirilen zenginleştirilmiş besin kapsülleri uzun günler sürecek doğa yürüyüşüne çıkacak dağcılar için kolaylık sağlar. Böyle bir şey metinde yok arkadaşlar. İkinci soruya geldiğimizde burada yukarıda verilen bilgilere göre verilen bilim insanlarını astronom ve astronot olarak gruplandırdığımızda aşağıdakilerden hangisi doğru olur demiş. Şimdi arkadaşlar astronom gök cisimleriyle doğrudan temas kurmadan çeşitli gözlem araçları kullanarak gök cisimlerinin özelliklerini inceleyen bilim insanlarıdır. Astronot ya da Rusların deyimiyle kozmonot ise uzay çalışmalarına katılmak için eğitilen ve genellikle uzay istasyonlarıyla atmosfer dışında çalışan bilim insanlarıdır. O zaman bunlar astronot, kozmonot, diğerleri ise astronom. Yani cevabımızda ne oluyor? A şıkkı oluyor. Neil Armstrong, Yuri Gagarin uzaya çıkmış insanlar arkadaşlar. Galileo ve Farabi de uzay çalışması yapmış insanlar. Bu şekilde ayırt edeceğiz. Hakan, şekilde verilen halkaların içerisinde yıldız, uzay, takım yıldızı ve galaksi kavramlarını büyüklüklerini ve birbirini kapsama durumlarını dikkate alarak yerleştirecektir. Buna göre halkan verilen kavramları dıştan içe doğru halkaların kavramlarını ve baş harflerini yazarak yerleştirmek isterse hangi seçenekte verilen sıralamaya takip etmelidir demiş arkadaşlar. Yani büyükten küçüğe sıralayacağız. Doğru şıktan gidiyorum arkadaşlar. Uzay. Tamam mı? Galaksi, takım yıldızı ve yıldız. Dört nolu soruya geldiğimizde evrenin oluşumu ile ilgili geçmiş yıllardan bu yana çeşitli görüşler ortaya atılmıştır. Aşağıdaki teorilerden hangisi evrenin oluşumu ile ilgili ortaya atılan en son ve günümüzde kabul gören teoridir? Arkadaşlar tabii ki de büyük patlak. Cevabımız Bursa. Bu teoriye göre evren büyük bir patlamayla oluştu ve hala genişlemeye devam ediyor. Yapılan incelemelerde zaten genişlediğinden dolayı bu teori daha ağır basıyor. Beşinci soruya baktığımızda bir yıldızın ömrünü gösteriyor bize. Bütün yıldızlar hayatlarını süpernova patlamasıyla sürdürür. Arkadaşlar, şimdi baktığımızda bütün yıldızlar hayatlarını süpernova patlamasıyla sürdürür. Son bulur demiş. Hayır, bazılarının hayatları son bulmuyor. Çünkü nötron yıldızı ve şeklinde hayata devam ediyor. Bir de onu baktığımızda bu büyük kütleli yıldızlarda gerçekleşen bir olay. Yıldızların doğum yerleri bulutsulardır. Kesinlikle bu doğru bir cevap arkadaşlar. Yıldızların patlama sonucunda kara delikler ya da pulsarlar meydana gelebilir. Gelmiş mi? Gelmiş. Cevabımız ne oluyor? 2 ve 3. Altıncı soruya geldiğimizde ise aşağıda verilen hücre modelinde hücrenin temel kısımları numaralar ile gösterilmiştir. Buna göre numaraların yerine getirilmesi gerekenler hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor. Arkadaşlar birinciye baktığımızda çekirdek. İkinciye baktığımızda sitoplazma. Üçüncüye baktığımızda hücre zarı cevabımız C şıkkı olacak.
Yedinci soruya geldiğimizde ay çağı galaksilerle ilgili olarak verilen doğru yanlış etkinliklerini görseldeki gibi çözmüştür. Verilen ifadelerin doğru ya da yanlış olduğuna karar verip seçimini işaretlemiştir diyor. Ayça doğru yaptığı her işaretleme için 5 alacağı 5 puan alacağına göre bu etkinlikte toplam kaç puan almıştır diyor arkadaşlar. Şimdi nereden başlayacak? Galaksiler süpernova patlamalarıyla oluşur. Yanlış arkadaşlar. Doğru demiş, puan alamadı. Samanyolu galaksisi sarmal yapıdadır. Doğru arkadaşlar. Doğru dediği için puan aldı. Andromeda galaksisi en yakın galaksidir demiş. Doğru ama yanlış dediği için puan alamadı. En büyük galaksi Samanyolu'dur. Yanlış. Doğru dediği için puan alamadı. Ayça'nın sadece bir doğrusu var. Bu sistemde cevabımız A olacak. Dikkat edin hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğuna dikkat edin. 8. Arda ve İla fen bilimleri dersine bardakların üzerine canlılar oluşturan bazı kavramları yazmış ve aşağıdaki oyunu tasarlamıştır. Oyunda iç içe geçen bardaklardan alttaki bardakta yazan yapı bir üstteki bardakta yazan yapıyı kapsayacaktır. Buna göre bardakların üstten alta doğru sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir? 8. soruya baktığımızda diyor ki iç içe geçen bardaklardan alttaki bardaktaki yazan yapı bir üstteki bardaktaki yazan kapıyı, o zaman alttaki büyük olacak, kapsayan olacak arkadaşlar. Alttaki kapsayan olacak. En alt o zaman ne? Organizma mı olur? Hücreden dokuya, dokudan organa, organdan organizmaya. O zaman neyle başlayacağız arkadaşlar? Üstten alta sıralaması. O zaman hücreden dokuya, dokudan organa, organdan sisteme, sistemden organizmaya. Cevap Bursa. 9. Görselde mitoz bölümünde görülen bazı evreler sırası ile verilmiştir. Soru işaretiyle gösterilen evrede aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşir? Arkadaşlar, homolog kromozomlar, pardon, kardeş kromatitler birbirinden ayrılmış ve karşıya doğru çekilmeye başlıyor. O zaman cevabımız ne? Cevabımız tabii ki de Ceyhan. 10. soru. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ağırlık kutuplarda fazla, ekvatorda azdır. Buna göre ölçülen en ağır konum neresi burada? 40. O zaman 40 ekvatora yakın olacak. C olacak. 3C olacak. 2B olacak. Bir de ne olmak kalıyor? A olmak kalıyor. Cevabımız B şıkkı. 11. soruya geldiğimizde alışverişe çıkan Mustafa Bey ve Elif Hanım'ın özdeş alışveriş arabalarını farklı kuvvetler uygulamışlardı. Elif Hanım arabayı hareket ettiremezken Mustafa Bey hareket ettirmiştir. Çünkü demek ki Elif az ittirdi, az kuvvet uyguladı. Mustafa çok ittirdi, çok kuvvet uyguladı. Neyse, Mustafa Bey iş yapabilmek için arabaya yeterince kuvvet uygulamamıştır. Yanlış arkadaşlar. Çünkü hareket varsa iş de var. Elif Hanım iş yapabilmek için arabaya yeterince kuvvet uygulamamıştır. Doğru arkadaşlar. Tamam, bulduk. Elif çünkü arabayı süremediği için, yani araba hareket etmediği işte yok. Mustafa Bey fiziksel anlamda iş yapmıştır. Elif Hanım yapmamıştır diyor. Ha, dikkat oku, yanlış. Elif Hanım fiziksel anlamda iş yapmıştır. Yanlış. 12. soruya geldik. Yağız ve Emir parktaki kaydıraktan kaymaktadır. Yağız kaydırağın merdivenlerinden çıkarken Emir ise kaydıraktan kaymaktadır. Şimdi buna göre muhtemelen bir iş sorusu arkadaşlar. Hangisi doğrudur? Yağız merdivenden çıkarken kinetik enerji potansiyel enerjiye dönüşmektedir. Ha, enerji sorusumuş. Doğru. Emir kaydıraktan kayarken potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşmektedir. Doğru. Yağız ve Emir'in sahip oldukları potansiyel enerjileri eşit olabilir. Arkadaşlar, şimdi baktığımızda yerden aynı yükseklikte olduklarında potansiyel enerjiler eşit olur. Yani 3 doğru. 3'ü de doğru cevap Denizli. 13. Aşağıdaki şekildeki bazı bilim insanlarının isimleri verilmiştir. Çizelgedeki bilim insanları yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler eşleştirildiğinde hangi bilim insanı açıkta kalır? Elektronlar, Güneş sistemindeki gezegenlerin Güneş etrafında dolandığı gibi çekirdek etrafında dolanır. Arkadaşlar, bu bilgi kimden bahsediyoruz? Rutherford atom modelinden. Atomda artı ve eksi yüklü tanecikler varlığından bahsetmiştir. Thomson uzun lükek.
Atom içi dolu Bell kürelere benzer Dalton'un atom teorisi. Buna göre kim açıkta kaldı arkadaşlar? 13. sorumuz Bohr açıkta kaldı. Yani Ceyhan şık olacak. 14. soru aşağıdaymış. Arkadaşlar baktığımız zaman üzüm, rükek, John Joseph Thompson olacaktı. 14. sorumuz da Bursa. Çok basit oldu. Arka arkaya gelmesi iyi oldu bizim için. 15. sorumuza baktığımızda ise arkadaşlar farklı atomların uygun koşullarda bir araya gelmesi oluşan yeni saf maddelere bileşik denir. Bileşik, tamam. Şu o zaman B harfi. B. Aynı cins atomlardan oluşan saf madde element denir. B. B. Berilyum. O zaman sayalım. Hidrojen, helyum, lityum, berilyum. Kaç oldu? 4 oldu. Cevabımız Bursa. Arkadaşlar seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Gerçek ders görüşürüz.